İnegöl Düşünce Kulübü üyeleri basın mensuplarıyla bir araya gelerek gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgiler verdiler. 20 sene içerisinde İnegöl Düşünce Kulübü Başkanı Oktay Arda ise toplantı sonrası yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İnegöl Düşünce Kulübü olarak bugün basın mensuplarımızla tanışma kahvaltısı düzenledik. Öncelikle kendilerine geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Biz İnegöl Düşünce Kulübü olarak İnegöl'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir fikir kulübü, bir düşünce kulübü olarak İnegöl'de kurulan ilk kulübüz. İnegöl Düşünce Kulübü tabi Bursa Düşünce Kulübü'nün İnegöl Şubesi olarak İnegöl'de faaliyetlere devam edecek. Faaliyetlerimizin asıl amacımız faaliyetlerimizde toplumsal sorunlarla ilgilenmek, toplumsal sorunlara çözüm mekanizması yaratabilmek. Tabi bu konuda çözüm arayışları içerisinde mutlaka ve mutlaka tüm siyasi partilerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber bir mutabakat çerçevesinde İnegöl'ümüzde yaşayan insanlarla beraber İnegöl'ümüzün sorunlarını giderme. Asıl amacımız bunlar. Tabii mülki amirlerimizle beraber, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber ortak bir mutabakatla biz İnegöl'ün daha iyi yarınlara gidebileceğine inanıyoruz. Muhakkak ki tüm siyasi partiler, tüm sivil toplum kuruluşları İnegöl'e bir katkı sağlamak için kuruluyor. Tabii bireysel manada da ciddi kazanımları olan derneklerimiz de mevcut. Ama asıl amacımız, ana kaidemiz, biz tüm siyasi partilerimizle ve tüm sivil toplum kuruluşlarımızla beraber İnegöl'ümüzün yarınlarına yön vermek istiyoruz. Amacımız bu, çalışmalarımıza bu doğrultuda devam edeceğiz.